Merhabalar herkese. 10. bölümüyle Vlad Seferi'nin karşınızdayım efendim. Bu arada oyunu 3000 saattir oynuyorum. Vampirlerle Warhammer birdenbire oynuyorum ve temel bir mekaniklerinden haberdar değilmişim. Yoruma yazan arkadaşlar sayesinde öğrendim. Sağ olun, teşekkür ediyorum. Kan öpücüğü kazanmanın tek yolu fraksiyon liderlerini öldürmek değilmiş. Kahramanlarla birilerine suikast düzenlediğiniz zaman da zaten kan öpücüğü kazanabiliyormuşsunuz. Bunu bilmiyordum ben daha önce gerçekten. Hemen o işlemi yapalım o zaman. Bir tane kahramanımız vardı. Bunu teknoloji almak için kullanmayı planlıyordum ama yani neden millete suikast düzenlemeyeyim ki madem bana kan öpücüğü kazandıracak. Bu arada bununla ne yapıyordum ben? Bir şey. Ha, şurada bir görev vardı. Tamam, bunların birine yaralama falan yapacağım. Tamam, orada bir deneriz onu. Okay, şuradaki bir en son Pfeildorf almıştık. Wissenberg, Nuln, Gramberg, Altdorf burada dümdüz gelmiştik. Zafer koşullarından alemdeydik en son. Tamam, 11 yerleşim yeri daha kalmış. Almam gereken yerleri zaten aldım. Oraları kaybetmezsem ve 11 yerleşim yerini alırsam kısa sefer zaferine ulaşmış olurum. Murat'la ne yapıyorduk? Bu videoyu bu arada en son 9. bölümü çekmemin üzerinden böyle 2 hafta sonra falan çekiyorum. O yüzden biraz unutmuş olabilirim, kusura bakmayınız. Vlad'ın kendisini güçlendiriyorduk. Evet, Vlad'ın kendisini güçlendiriyorduk. Hücumdan şunu bir yükseltelim önce. Hatta ikileyelim direkt. Güzel. Isabella, sen arkan olduğun falan var. Bunları full almışız. Aura boyutu önemli değil o kadar. Öyle kaldırma iki de. Top baklama. Kendisini güçlendirelim birazcık ya. Zırhı yeterince var gibi yakın dövüş savunması verelim. Bu vampir abla Emmanuel Posner. Ölümsüz iradeden devam etsin değil mi? Aynen öyle yapsın. Ne yapıyormuş bu? Saniye başı. Tamam. Okey. Direkt iyileştirme. Mis. Daha ne isteyeyim? Şu tekrar tekrar ölümden dönen Jelly Byler ise yine aynı yerden gitsin. O da yakında ölümsüz iradeyi alır. Persis Kral. Yara izi. Gazetinde ölümcülü hücum. Okey. Son olarak şu Banshee ise hareket kabiliyetini zaten arttırıyor. Bir tane menzil direnci verelim. Bir de geçmemizi arttıralım. Güzel. Yani bu vampirlerin birini dışarı çıkıp millete suikast da düzenleyebilirim ama neyse, bu ordu böyle güzel ya. Çok bozmak istemiyorum. Abi sen ne durumdaydın en son? Bunu almışsın. Bu nedir? Silvania. Onları pek kullanmıyorum. Saldırırken liderlik. Yani seni de bir büyücü yapalım ya. Böyle kaldırmayı al. Okay. Önümüzdeki tur direkt şeye mi saldırırım? Elspeth'e mi saldırırım yoksa Elspeth'in şu diğer kalan şehrine mi saldırırım bilmiyorum. Bakarız. Başka elimizde bir şey var mı kullanmadığımız? Sen oradaki abisin, sen buradaki abisin. Ha, bir tane ölü çağıranımız var burada. Bununla ne yapmayı planlıyormuşum ben? Bilmiyorum ama birilerine suikast yapabilirim aslında. Burada suikast yapacak biri varmış gibi durmuyor. Hı-hı. Burada var mı? Burada var. Şu orduya bir gönderelim o zaman. Zaten beni sevmiyorlar. Daha çok sevmesinler. Savaş açarsa ve saldırırsa bir tehdit arz etmiyor bu. Buradaki garnizonum yeterince güçlü. Okey. Birimlere baktık. Yapılacak binalara bakalım. Mesasçı var. Safene. Ben şunu zaten dikmişim. Bir tane garnizon binası dikeyim. Yo, bir dakika. Burada bunu mu yapmayı planlıyordum? Yo. Kontrole ihtiyacım yok. Bunu mu yapsam yoksa şunu mu eklesem? Yok, bunu yapayım direkt ben ya. Burayı ikileyebilirim. Altdorf'a öncelik vereceğim demiştim ama ikilemek de fena bir seçenek değil. Buradaki garnizon binası falan zaten yapılır. Okey, okey. Maddi açıdan fena durumda değilmişiz en son. Hatırlamaya başlarım yavaş yavaş. Düşmanlık açısından durum neydi? Şuradan bir bakayım. Diplomatik durum. Tamam, sadece Elspeth'le savaş halindeyim şu an görünüşe göre. Bir de şurada Karl Franz'ın toprağı var. Bir de yukarıda Karl Franz toprağı var. Burayı konfederasyona katmıştı en son. Okay, şuraları da alırız elbet. Önceliğimiz şu Elspeth'in işini bitirmek ama. Bu arada Karl Franz pek bir şey yapamaz zaten. Okay, bina geçmesi var. Diplomasiye bakmadan geçmeyelim elbette. Onu da bir hatırlamış olalım. Çarpık ay asi çocukları. Onları geç. Doğurganlar.
Ha, benden nasıl bu kadar daha güçlü olabiliyor? Ha, ordum şu an çok zayıf durumda o yüzden. Sizde bir anlaşmam var mı benim ya? Yok değil mi? Tamam ya, yapalım, varım. Biraz ticaret yapalım sizde. Çok değer. Bir dakika ya, ben başkasıyla ticaret yapmak istiyordum değil mi? Şimdi yavaş yavaş hatırlıyorum. Evet evet. Drakenok Meclisi ile ticaret yapmak istiyorum. O hakkımı onlara saklayayım şimdilik. Canbazlar var, iş istiyor kiletik. Yani doğurganlarla ticaret de kötü bir seçenek değil ama Drakenok Meclisi ile aramı iyi tutmak daha önemli. Onları gerektiği zaman konferansına katabilmek istiyorum aramı iyi tutarak. Sanıyorum başka bir şey... Ha, şeye bakacaktım bir de, daha fazla suikast düzenlememe sağlayacak daha fazla kahramanım var mı diye bakacaktım ki bir tane vampirim varmış. Tamam, tamam. Kahraman eylem maliyeti, başarı olasılığı, güzel, tam istediğim şey. Şu varsa efendim alayım bunu. Abi kapatsana. Kapatamıyorum. Heh. Okey, Şivarsafen'den bir dalaverici vampir alalım. Ardından kendisini biraz uzmanlaştıralım. Başarı olasılığını arttıralım. Eylem maliyetini düşürelim ve etrafta suikast düzenlenmemiş kimse bırakmayalım. Ha, oradan beklenmedik bir saldırı yedim. Şöyle bir bakıyorum bir saniye. Denenebilir ya. Her ne kadar şunlar can sıkıcı olsa da. Belki onların üstüne yarasaları gönderebilirim. Carfrance da bir tehlikeli. Kahramanlar tehlikeli ama. Denenebilir. Belki kaybetmem burayı. Alright. Bu şehir de tam olarak şu köşe. Yani bulunduğum yer. Şahane bir savunma noktası zaten. Gelin abi buraya. Sizi dediğim gibi... Havan topunun üstüne yollayacağım. Havan topunu göremiyorum ama. Ha, buradaymış. Hemen değil ama tabii birazcık geride durun. O havan topu burayı toplayabilir mi ya? Neyse, toplarsa da can sağ olsun. Gel abi geri. Buraları direkt şöyle yapayım. Buraları da yapacağım. Mümkün olduğunca geç olsun. Burada da iki tane kule vardı yanlış hatırlamıyorsam, aynen. Onları da yaparız. Ben güveniyorum ya, bu savaşı alırım bence ben. Bakalım şöyle dizleyelim. Siz efendim öne geçiniz. Siz arkaya geçiniz. Siz de onların arkasına geçiniz. Sen çok önemlisin bu savaşta. Geride dur biraz. Şu arkadaşı saklayabileceğim bir yer var mı, ona bakıyorum. Şuraya koyup direkt üstüne saldırsam, yok, 2 saniyede ölür. Ağaç maç yok değil mi ya buralarda koyabileceğim? Şuraya falan koysam acaba ne olur? Hadi koydum gitti bakalım. Okey, ne yapıyor şimdi oradaki havan topu? Ha, ilerleyip kapıyı kırıyor. Okey, okey, uyar. Bu da bana biraz... Erzak biriktirmem için zaman kazandırıyor. Tam olarak nerede kule yerlerim? Kule yerlerim nerede? Ha, direkt şurada. Tamam. Mutluluğu uzaklarda. Aramamak gerekiyor bazen tabii ki. Hatta 1400 birikti bile. Diğerini pahalı kuleden mi yapsam ya? Ya bu kulelerin keşke böyle hangisi ne kadar hasar verdi bu savaş esnasında falan onları görebilsek. Çünkü en pahalı kule bana şu kule kadar iyi performans göstermiyor gibi geliyor genelde ama emin de olamıyorum işte. Yani sayısal olarak daha iyiler ama işte ne bileyim, atışları, animasyonları falan genelde 3. seviye kulelerin daha iyi gibi geliyor bana. Oha, duvarları yıkmak için bütün mimarını harcadı. Okey, havan topundan korkmama gerek kalmadı o zaman. Boşu boşuna mimmasını harcıyor ya. O havan topunu direkt şuraya yönlendirse var ya, deli gibi hasar alırdım. Hiçbir şey de yapamazdım o konuda. Yapay zekanın zekası işte.
Bütün mühimmatını oraya harcayacak gibi duruyor. Hayır yani kimse yok burada. Kapıyı kırdı zaten. Şuradan geçse bari mühimmatın geri kalanını benim üzerimde kullansa en azından. Az da olsa bir zeka göstergesi olabilirdi ama yok. Kapıyı kırdı. Bir de burayı kıracak. Daha rahat girsinler içeri. Abi kimse yok. Mühimmat yetmezse çok gülerim ama. Dur, yetmeyecek mi yoksa? Ah yetti. Tamam nihayet bana çevirdi. Bir iki atış yapabilecek bana sağ olsun. Okey buraya pahalısından yapalım. Okey bir tane vurdu. Başka bir atışı kaldı mı? Bir kere daha attı. Onu da vuramadı zaten. Nice nice. Tamam, görmek istediğimiz manzaralar. Şuraları da yapayım. Hatta pahalısından yapayım ya. İptal edemiyor muyuz bu? Peki. Hatta bir tanesi şu köpeklerin peşine düşse. Ordusunu ikiye bölse. İşimi daha da kolaylaştırsa ne kadar da güzel olmaz mı? Çevir. Erzan bol nasılsa. 5 saat beklediği için bana doğru gelmek için. Başka yerlere kule yapmamın bir anlamı yok zaten. Oraları zaten ele geçirecekler çünkü. Şimdi maksimuma çevirsem mi ya? İşte emin olamıyorum. Kalsın ya kalsın. Var mı köpeklere dadanan? Vallahi yok gibi. Şuraya gireyim de en azından bu birimi bunun peşinden koştursun falan zaman kaybetsin. Havan topu ne yapıyor bu arada? Tamam siz gidin o havan topunu alın o zaman. En azından bir işe yaramış olur bizim bu şeylerde. Siz orayı ateş edemiyor musunuz ya? Oraya ateş ederler diye tahmin etmiştim. Tamam o barikatlar bir işime yaramayacak o zaman. Bunlar... Silahşörler. Hem köpeklerle hem yarasalarla aynı anda dalsam acaba bir fayda sağlar mı diye düşündüm bir anda. Neyse onlar bir havanları halletsin ondan sonra belki yaparım onu. Okay, yavaş yavaş çıkıyorlar da. Onları yıkmaya çalışırken bunlar da vurabilir diye düşünmüştüm. Pek öyle olmuyor. Ya biraz hasar almışlar aslında ama. Okay, şuraya gelince vurabilirler ama. Karl'ın ordusunu şurada biriktirsem, şuradan lökür lökür indirsem şahane olur. Yarasalar onları indirmiş. Güzel. Beklediğimden daha hızlı oldu. Silahşörler nerede? Buraya mı katıldı onlar ben görmezken? Okey. İkiniz de gelin o zaman. Siz azıcık mümkün olduğunca ileri gidin. Oo, mimatlarını da harcadılar mis gibi. Bir salvo daha. Hadi bir salvo daha. Orayı yıktılar. Yavaş yavaş gelmeye başladılar. Buyursunlar. Kulelerle direkt sabit durdukları için bunlara saldırayım. Daha mantıklı olur. Siz de gidin orada onların geçmesine izin vermeyin elbette. Büyücü değil neyse ki. Büyücüsü yok değil mi? Yok. Tamam. Çekin. Ha,
Okey, okey, hayırlısı diyelim. Hatta siz de dalın. Mahsur yok sizin de dalmanızın. Okey, pek bir yapabileceğim taktik maktik yok. Burada bekleyeceğiz ve kulelerin bize bu savaşı kazandırmasını umacağız artık. Yapacak bir şey yok. Kuleler kaçanlara saldırmasın tabii. Şuradaki birilerine saldırsın. Siz de gelin, şu kaçanlara siz saldırın. Arkasından bunlara arkadan bir saldırıp birazcık destek alırız onlardan. Okey, okey. Fena gitmiyor, fena gitmiyor. Kuleler güzel iş yapıyor. Bayağı bir canı gitti adamların. Oradaki o zombi iskelet güruhunu geçmeleri biraz zor. Helmin Ghost kampiyonumu hatırlattı bana. Yok ya, aldık bu maçı. Sıkıntı yok. Şu kaçanların peşinden kovala. Hayatta kalmasınlar. Şu Theodoric'i bir dalın bakalım ne olacak. Aa, yok ya, şu kaçanların peşinden gidin, onlar da hayatta kalmasın. Sonra geri gelirsiniz. Uf, kule. Şu son seviye kule tekli birimlere karşı eşek gibi vuruyormuş, onu görmüş oldum şu an. Onu yarasalar halleder aslında, siz gelin şuna dalın. Tutturduğu zaman iyi vuruyor da tutturması biraz zor. Hallettiniz mi ikiniz de işinizi? Ya da kaçtılar o arada ben görmezken. Tamam, gelin şöyle. Sadece Karl ve yancısı kaldı. Öncelikle yancısına saldırmaya çalışın. Neyse ki bu kuleler kendi birimlerinize hasar vermiyor. Öyle olsaydı mahvolmuştum şu an. Abi biz de bu maç dedik, yapmayın. Şu an utandırıyorsunuz beni. Hadi kuleler, size güveniyorum. Abi nereye vuruyorsun? Bak gözünün önünde adam ya. Karla vurmayı dene bari. Sizden de bir destek alalım bari. Canımı sıkmaya başladı bu manzara benim. Hadi kuleler, hadi size güveniyorum. Başka kimseye güvenemeyeceğim. Ölen ölene ya arkadaş. Hah bak, vurunca ne güzel vuruyorsun. Bir iki kere daha. Hadi aslanım, hadi koçum. Hah tamam, işte bu ya. İşte bu ya. Hayatta bırakmayın şimdi onu. Kaçmasına izin vermeyin. Güzel. Kahraman kaçtı ama neyse. Karl Franz kaçmasın en azından. Siz de hala ateş ediyorsunuz değil mi dostlar? Bir süredir ateş ettiğinizi göremedim çünkü. Ateş ediyorlar da vuramıyorlar. 594. Arada bir iki kişi vuruyor. Okey. Karl Franz kırılmaz olsaydı bu savaşı kazanabilir miydim onu düşünüyorum şu an. Bayağı ciddi hasar aldık çünkü beklenmedik derecede. Adam da hala ölmedi gördüğünüz gibi. Hadi abi, başarabilirsiniz. Hayatta kalmasın o herif. Kaybetse bile experience kazanıyor. Experience kazansın istemiyorum. Bir de bir sürü ortalıkta gözükmesin istiyorum. Şu
Şunlarla bir vur kaç yapsan acaba faydası olur mu? Pek olmadı gibi. Hadi gençler, hadi. Of, hadi. Ne? Niye bitti bu? Öldü mü? Ha, kule vurdu ve öldü galiba. Tamam, bir kere tutturması yetti yani. Ya, ya işte Karlcığım. Böyle kuru kalabalık deyip geçmeyeceksin. Kanınla ıslanır o kalabalık. Üf, amma şairane oldu lan. Karabibi al. Okey, Karl Franz'ı mağlup ettiğim için bir kan öpücüğü daha kazandım. Nice. Kedenin savaş grubu öldüğüne göre şuradan bir börzek saldırısı yeme ihtimalim bayağı var demektir. Yani birbirleriyle savaşsalar, bana bulaşmasalar tercihimdir ama. Okey. Şurada suikast düzenlemek istediğim ordu şuraya doğru kaçtı. Hissetmiş gibi adeta. Burada maalesef suikast düzenlenesi biri yok. Peşinden gidelim o zaman. Börzeye şimdilik bulaşmak istemiyorum. Kızdırmayayım adamı. Okay. Şurada bir ordu daha bitti başımda. Evet, buraya bir acil durum ordusu basmak şart. Onu unutmayayım. Şurada bir minik Karl ordusu var. Sen Karl'la savaş halinde misin? Öylesin. Karl burayı benden alırsa, o da benden alırsa nahoş bir durum olur. Burayı alamaz muhtemelen ama yani oraya da bir acil durum ordusu basabilirim. Şurayı ne yapalım diye düşünüyorum şimdi. Şu an şey yapmak mümkün aslında. Bu savaşı bilerek Elspeth'e kaybetmek, Vlad'ın defeat rate'ini Elspeth'e vermek, sonra patır patır onun kan öpücüğünü farmlamak mümkün. Ama yapmayacağım ya, gereksiz uğraştırmak olur. Kahramanlarla alabiliyorsam zaten alırım. Sen hiç Elspeth'i kestin mi? Değil. Sonra değişimci mağlup edildi. Elspeth'i evet kesmiş ve hiçbir işe yaramıyor ya. Menzili hasarımız yok oğlum. Tamam, kimin kestiği önemli değil o zaman. Sen kes, tamam, fark etmez. En azından Elspeth'i kesti diye yazsın orada. Orta kayıp mı? Gerçekten mi? Okey, müzilenmeye başlat. Şurada da destek ordusunu bekleyelim. 39 saniye zaten sadece. Direkt geliyorlar mı üstüme? Yo, gelmiyorlar. Tamam. Böyle güzel bir yokuş aşağı yere konuşlandılar. Bunun kendilerini kurtarabileceğini falan mı umut ediyorlardı acaba? Oraya kadar gitmeyin dostlar. Şöyle buyurun. Isabella, sen git onları hallet ya. Oraya bir tane ölüm rüzgarı atsam ne kadar da muhteşem olmaz mı mesela? Bana büyü falan atıyorlar. Vay terbiyesizler. Şöyle mis gibi olur bence. Uf uf, 4 birimi birden sildi. Ölüm rüzgarı çok güçlü ya. Tamam tamam, Isabella abartmayalım. Elspeth'te de bir potansiyel var şimdi, yokmuş gibi davranmayalım. Siz de uçuyorsunuz gördüğüm kadarıyla. Ya şuraya bir büyük rüzgarı daha istiyorum ama, ölüm rüzgarı daha istiyorum ama. Vlad, sen şu ateş eden sivil zekayı bir alır mısın sana zahmet? Elspeth neye biniyor bu arada? Ejderhaya bilmiyor herhalde. Bilseydi görürdüm. Yaklaş biraz daha. Hadi bakalım tutacak mı? Güzel 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 oldu oldu oldu. Uf, iyi oldu. Fena olmadı. Fena olmadı. Şikayetim yok. Okay. Sen ne yapıyorsun? Tamam, sen onu kes. Madem öyle
Siz de şunlara bir şeyler atın. Sen onu kestikten sonra Elspeth'e girersin abi. Siz de şunlara dalın isterseniz. Mortis motoru sen de gir. Sen orada kalabilirsin. Hallediyor musun millet? Biraz kaçıyor gibi. Tamam Elspeth'e girsen boşver. Sağ tarafta bir durum yok. Okey, şuna dalın. Sen de gir. Banshee sen kal. Bir hücum bonus verelim. Başka ne var? Bir hücum bonusu daha kendine. İşte hasar direnci, yakın dövüş saldırısı, efendime söyleyeyim şunu kullanamıyorum. Ya kaç Elspeth işte ya. Tamam dur şuraya girin bazılarınız. Var mı sıkıntı yaşayan? Yok gibi. Isabella sen bir gel de bir yakın dövüşe gir, birazcık iyileştir kendini. Ya kendine iyileştirme şeyin var değil mi senin? Şunu bir at. Arkasından bir de bunu at. Sen hızlısın, bilet yakalayamadı ama sen yakalarsın onu. Sen de Elspeth'i yakalarsın. Ya Vlad'in de saldıracağı kadar bir pozisyon üretirsin diye düşünüyorum. Yandan canını da görmek istiyorum da. Okey, Isabella full canda. Şu ablayı da iyileştirsen. Okay, şehrin içinde olduğu için zaten ölecek ama şu herifi öldürmeden, herif demişim, ablayı öldürmeden bırakmayalım yine de. Çünkü Elspeth öldürmek her zaman bir zevktir. Alright. Direkt işgal edebilirsin. Daha fazla patlayıcı ve menzilli hasar aldık. Bir sürü patlayıcı ve menzilli birimim olduğu için. Yık abi şunu, yık abi bunu. Buraya bas abi şunu. Verze'ye güvenmiyorum tabii ki. Verze'ye güvenen Verzek gibi olsun. Vlad seni nereye gönderelim biliyor musun? Kıkırdak Vadisi'ne doğru yola çıksan. Hatta Fueldorf'ta dursan bence. Sonraki oraya ulaşırsın diye düşünüyorum değil mi? Aynen ulaşıyorsun temiz. Nülne bir garnizon binası kuralım. Şurayı ikileyelim. Şunu ikiledim. Güzel. Bu eyalette şu garnizon binasını bir güçlendirelim her şeyden önce. Ve böylece paramız bitsin. O yüzden şu an onu yapmayalım. Çünkü paraya ihtiyacım var şu an. Neden paraya ihtiyacım var şu an? Şuraya bir acil durum ordusu yapmam gerekiyor. Siz ikiniz savaş halinde değil misiniz? Ya sen... karşısında savaşa katılmak mısın? Ya pek sevdiğimi düşünmüyorum onu. İlginç. Karl Fransız'la barış halinde yaşamak istiyor. Şurada bir lord yetiştirelim. Seni zaten yetiştirmişiz. Gel bakalım. 10. seviye. Mis. Ölü kaldırma. Çat çat. Çat çat. Çat çat çat. Çat. Bence olur. 10 kişilik bir ordu. Onun da 11 kişilik bir ordusu var. Garnizonun birazcık hasarlı durumda olsa gerek. Ama yeterli. Saldırmak isterse buyursun bekleriz. Zannetmiyorum onu saldıracağını. Buraya acil durum ordusu yapamayacağım gibi duruyor bu durumda. Bunu iptal ederek yapabilirim. 9 kişilik hasarlı bir ordu. Benim 11 kişilik hasarlı bir garnizonum var. Ama buraya da saldırabilir. Ya saldırırsa Vlad'i yollarım ya. Vlad oraya bir turda gidebilir misin? Gidebilirsin. Önüne zaten saldırmaz. Tamam bu ikisinden birini alırsa ben de onu ondan alırım. Ama. Bas yine de ya. Bas yine de bir şey olmaz. Bir iki tane yalandan birini bas şuradan. Şunu al. Bunu al. Tamam.
Saldırır ve öldürse bile zaten ölümsüz bu. Şey, lord olduğu için. Soylu lord olduğu için. Elimde 4 tane şey var. Kan öpücüğü var. 6'ya kadar biriktirebilir. Bunları alabilirim. Artı 5 kontrol mesela. Veya diplomatik ilişkileri alabilirim. Veya güç kaynak kapasitesi alabilirim. Veya şunların ilk seviyesini alabilirim. Pusu başarı olasılığı %20. Süvariler için silah gücü. Şu çok çekici göründü bana ya. %20 pusu başarı olasılığı. Kistev, Katey, Bretonya. Tamam, aldım pusu başarı olasılığını ben. Harcanmış yetenek puanı. Okey, bu tayfanın dağıtılması gereken yetenek puanları var. Sana birazcık da ayartmacılık verelim. Sevgili vampir, sana şuradan daha fazla zırh mı verelim? Olur. Daha fazla zırh verelim. Yüzden sonrasının etkinliği biraz azalıyor zırhlarda matematiksel olarak ama gene de işe yarar. Sen ise hareket kabiliyetini maksimum seviyede arttırabilirsin artık. Sen level atladın mı bu sırada? Atlamışsın. Bunu kaldırma. Şunu da ekleyelim ya. Kahraman hareket etmedi. Çünkü kahraman suikast düzenleyebileceği birini arıyor ve şu ana kadar denk gelmedi. Aha dur. Scarbrand oradaymış. Aha burada da orada var. Bir dakika, burada suikast düzenleyebileceği biri var mı? Var. Burada var mı? Orada da var. %19 ihtimal. Buradaki ihtimal kaç? %41. Tamam, bunu deneyeyim. Yürümesi de yetiyor halbuki ya. Dur. Bir binayı iptal edip onu bir denemek istiyorum ben. İptal et. Şu an bir kan öpücüğüm var. Yaralı. De bakalım. Oo, kahramanmış hem de. Efsane bir kahraman yeni oyuna ekleler. Başarısızlık. Okey. Okey, olur. %41 ihtimalini tutmaması normal. Şikayet edemem. Yeşilene baktık. Emir nerede mevcutmuş? Fyodor'da. Bir olsun. Diplomatik olarak Rakyat Meclisi ile yaklaşıyoruz. Tamam. Onunla yakında bence bir anlaşma imzalarız. Wissenland benim barış istiyor. Ben onlarla barış istemiyorum. Bir tane yerleşim yerleri kaldı zaten. Devam. Okey. Dotenbach'a saldırmayı tercih etti. Katı yenilgi mi? Garnizon binası yok değil mi buranın? Evet, yapabileceğim bir şey yok. Talan etti. Peki. Bu arkadaş da kuşatmayı tercih etti. Hayırlısı. Orada benim şehrimi talan eden o küçük orduyu sağ olsun Wörzek halletti. Orayla kafamı bozmama gerek kalmadı dolayısıyla. Habistaç bir görü daha. Nerede? Bir kez hapsıldı. Taç Talsin sınırları içinde bir yerde. Talsin ise nereye kadar yayıldı bilmiyorum. Normalde burada başlıyor malum. Habistaç bir denilebilir aslında. Bulursam aslında denk gelirsem alırım. Şimdi şurayı bir alalım. Şurayı bir tamir ederiz. Ama bunları önümüzdeki bölümde yapalım. Bu bölümü burada sonlandırmanın vakti geldi. Kendinize iyi bakın diyeyim. İzlediğiniz için teşekkür edeyim. Mümkünse bir like'ınızı ve aboneliğinizi rica edeyim. Haydi kendinize iyi bakın. Bay bay.